aramızda Medine'den bir hocamız var, bir misafirimiz var. Hocamızın adı Heyfem Es-Serhan. Medine'de yaşıyor. Ve buraya bizlerle birkaç gün ilim müzakeresi yapmak için geldi. Kendisine sözü bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nuhmedu ve nesta'inu ve nestağfiru. Na'udhu billahi min şerri enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh. Ama ba'd, ahmedallah subhanahu ve teala en cema'ana bikum fi hadihi'l bilad. Sallatu subhanahu ve teala en yezdiye hayra'l ceza' kul men kan sebep fi Ahmet Hazreti Hamd Allah-u Teala'yadır, ona mahsustur. Salatu selam Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Yüce Rabbimize sonsuz övgüler, hamdlar ederiz. Ki bizleri burada bir araya getirdi, bir arada buluştuk. Burada bizim bir araya gelmemize sebep olan bütün herkese de Allah-u Teala karşılığını versin. Amin. Nuride kabla en nebde yani enen ettefek yani ala şurut. Derste başlamadan önce anlaşmamız gereken, üzerinde ittifak etmemiz gereken bazı şartlar var. Önce onu söyleyelim sizlere. El muhim indena ahem şey fi hadihi devra enena yani mentazim ve la yetegayyar ahad. Yani hada el muhim. İstediğimiz şey, ilk olarak istediğimiz husus devamsızlık yapmamak. Burada birkaç gün beraber olacağız. Derslere katılmaya çalışmak, burada bulunmak. Sani ana yekun baynana yani ala ma ittifakna alayh. Ana leysa indi yani ziyadet ilm anhu. Lakin nurid annana netezaker hadihi al-mutun allati yani kad darsuha min qabl. Na'am. Ben sizden daha fazla bu konuda okuyacağımız metin konusunda bilgi sahibim demiyorum. Sizler daha önce okudunuz zaten bunları. Biz karşılıklı olarak sizler de iştirak edeceksiniz. Böyle beraber bu dersi yapacağız. El-emr el-thalith yani annana yani neteaddeb bi-adab talib-el-ilm fi hadihi'l-dawr. Naam. Üçüncü husus ise bu yapacağımız program boyunca ilim talibine yakışan edep ve adabı bilmemiz gerekiyor. Yani minha annana yani لا يستخدم مثلا جوال ما احد يعني يستخدم الجوال حال الدرس يعني انا عندما انتهي تستخدم وكذا نعم درس اسناسنا جيب تليفونunu kullanmamak bunlardan bir tanesi. بعد هذا نبدا اذا اتفقنا خلاص نبدا. Anlaşırsak başlayacağız. Anlaştık mı? نريد ان نتذاكر ان شاء الله تعالى متن ثلاثه اصول. نعم. Sizlerle bugün bir araya geldik. Üç Esas adlı kitabımızın metnini tezakür edeceğiz. Birbirimizle öğütleşeceğiz, hatırlayacağız. Tayyip, atırk el kitabı, halli atırk el şey. Halik ma'ayı var. Evet. Tayyip. Enle, hadel metin, thalâfet usul, qabla en nebde' fil dirâse, nurid en nes'el es'ile khamsa. Bu kitabın şerhine başlamadan önce, kitabı birbirimizle okumadan önce 5 tane soru sormak istiyorum. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا أن تكون هذه الدورة في التوحيد؟ نعم. İlk sorumuz şu. Neden biz buraya bir araya gelip okuyacağımız ders olarak tevhidi seçtik? Neden tevhid okuyoruz? لماذا لم تكن الدورة مثلا في المصطلح أو في الفقه أو في النحو أو ما إلى ذلك؟ Neden Arap grameri, nahiv, hadis usulü yahut fıkıh okumuyoruz da şu an tevhid okuyoruz? من يعرف لماذا ندرس التوحيد؟ كم جواب يرزق؟ طيب اللي يعرف يرفع اصبعه. الان اللي نقدر صح؟ يعني ما حد يتكلم الا باذن احنا اتفقنا على تحلى باداب طالب العلم. الان اللي نقدر صح؟ اذن سيز جواب يعني. انا ابدا من هنا من اليمن. صادم بخشيط. نعم. Çünkü yaratılış gayesi خلقنا حتى نعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليوحدون يعني خلقت حتى توحد الله. نعم. Yaratılış gayemiz Allah Teala'yı birlemek olduğu için Allah Teala ne buyuruyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler yani beni birlesinler diye yarattım.
Ve gayru. Başka söylemek isteyen? Ha, öyle. Evet. Ehemmiyetü tevhid. Naam, ehemmel ulum ve evvelel ulum ve evvel ma yecib alel ibad. İlk bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, kulun öğrenmesi gereken ilim nedir? Tevhid ilmidir. La yedhul cennet illa muvahhid. Cennete ancak muvahhid kimse girecek. Ve la yakbal Allah subhanahu ve teala ay amel illa bit tevhid. Allah Teala hiçbir ameli tevhid olmadan kabul etmez. Da'vetel enbiya ve rasul aleyhimus salatu vesselam. Bütün rasullerin daveti de buna olmuştur. İstikrar el-emn ve'l-hidaye ve't-tumanine ve halavetel iman. Ve güvenliğin sağlanabilmesi, imanın tadının alınması, imanın lezzetine bakılması da ancak tevhidle olur. Tekfir el-hasenat ve tekfir el-seyyiat. İyiliklerin çoğaltılması, günahlara kefaret olması bakımından da tevhid çok önemlidir. Sebep le şefaatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmanın sebebidir. İzen hâdâ huve s-sual el-avvel. İlk sorumuzun cevabı bu. Ma huve? Evet, kim söyleyecek? Ben ya'lif. Limâza nadrusu? La. Ya'lif harfâ esbâ. Evet, bilen elini kaldırsın. Ha, evet. Yaratıcının gayesi tevhiddir. Yani şeydir, bazı السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ طيب هذا السؤال الأول نعم. İlk sorumuz tevhidi neden öğreniyoruz? السؤال الثاني. İkinci soru. لماذا اخترنا دراسة متن ثلاثة أصول؟ Peki neden tevhid dedince biz bugün 3 esas adlı kitabı seçtik? Neden 3 esas okuyoruz? لماذا هناك كتب كثيرة مؤلفة التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ Tevhidle alakalı telif olmuş, kaleme alınmış birçok kitap var. Niye 3 esas seçildi? قد يأتيك بعض الناس يقول لماذا لا ندرس مثلا كتاب التوحيد أو كتب أخرى من الكتب المؤلفة. Birisi diyebilir ki niye işte kitabı tevhidi seçmedik ya da falanca kitabı seçmedik de 3 esası seçtik. Gaye nedir? لنصيحة العلماء لأننا طلاب والطالب لابد أن يرجع في طلب العلم إلى العلماء. نعم. Çünkü ilim ehli, alimler ne yapıyorlar? Bunu nasihat ediyorlar. Yani ilim talebeleri, ulemanın, alimlerin nasihatıyla ne yapar? İlim talebeler. فَالْعُلَمَا اَرْشَدُوا اَنَّ اَوَّلْ مَا يُدْرَسْ اَتْتَوْحِيدِ وَاَوَّلْ مَا يُدْرَسْ اَتْتَوْحِيدِ مَثَنْ الثَّلَاثَةِ اُصُولِ Alimler diyorlar ki, ilim talebesinin okuyacağı ilk ilim ne olmalı? Tevhid olmalı. Tevhid, ilimler arasında ilk okuyacağı kitap da ne olmalı? Üç esas olmalı. لأن طلب العلم لابد من الرجوع فيه إلى العلماء الربانيين. نعم. علم طلب etmek ancak rabbani alimlere dönmekle olur. الآن لو كان عندنا رجل يريد أن يكون طبيب مثلاً. نعم طبيب. Bir kimse doktor olmak istiyor mesela. Örnek verelim. ماذا يصنع؟ Ne yapması gerekir? يذهب ويأخذ بعض الكتب وبعض الأدوات والمعدات وبعض الأدوية. ويفتح مكان ويعالج فيه الناس. Kitapları alır okur, bazı eşyalar alır, ilaç hazırlayacağı bazı maddeler alır, gider bir şey açar, klinik açar ve insanları tedaviye başlar. هل يصح هذا؟ Bu doğru mudur? هل يأتي أحد؟ Ona bir hasta gider mi? لا. كذلك طلب العلم الآن. إذا أردت أن تطلب العلم، لابد أن ترجع إلى العلماء. نعم. İlim talep etmek de böyledir. Yani kitapları alıp okuyamazsın direkt. Alimlerle birlikte bunları öğrenmen lazım. İzen اذا اردت ان تصل الى ما وصل اليه العلماء لابد ان تسلك نفس الطريق. Alimlerin sana tavsiye ettiği, alimlerin yürüdüğü yoldan yürümen lazım. طيب هذا هو السؤال الثاني. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن لاننا طلاب. نعم. İkinci sorumuz neden biz bu kitabı seçtik? Cevabı ise bizler ilim talebeleri, bizleri alimler bunu tavsiye etti. السؤال الثالث. Üçüncü soru. ما هي الأصول الثلاثة؟ Bu üç esas diyoruz. Bu esaslar nelerdir? Üç esas. لو سألك أي أحد وقال ما هي الأصول الثلاثة؟ Sana birisi gelip dese ki üç esas nedir? تقول الأصول الثلاثة. Dersin ki. باختصار هي أسئلة القبر. Kısaca dersin ki üç esas demek kabirde sana sorulacak olan sorular. تسأل في القبر عن ماذا؟ Kabirde sana ne sorulacak? من ربك؟ Rabbin kim؟ وما دينك؟ Dinin ne؟ ومن نبيك؟ Ve peygamberin kim? İzen hâlâ alledi yani nedrusu inşallah teâlâ.
bizler de bunu okuyacağız. Bu soruların cevabını okuyacağız. İzen ay ahad yes'alek ma hi al-usul al-thalatha taqul hi as'ilat al-qabr. Sana bir kimse gelip derse ki üç esas nedir diyeceksin ki kabirde sorulan sorulardır. Al-amr al-rabi'. Dördüncü husus. Ma hi al-thamara aw al-ja'iza? لأنه قد بعض الطلاب يقول أنا أريد جائزة إذا انتهيت من هذه الدراسة ما هي الجائزة ما هي الثمرة؟ Bu kitabı okuduğumuz zaman elde edeceğimiz hasıl olacağımız ödül ürün meyve nedir? نقول الجائزة أن الإنسان إذا تعلم هذه الأصول الثلاثة في الدنيا ثم عمل بها ثم دعا إليها وصبر بإذن الله يجب عن أسئلة القبر. Ödül şudur. Kim bu üç esası öğrenir? İlim olarak. Sonra onu amel eder. Hayatını pratiğe geçirir. Sonra aleykümselam. Sonra insanları buna çağırır, davet eder. Ve başına gelecek olan eziyetlere de sabrederse Allah'ın izniyle kabirde bu sorulara doğru cevabı verir. Nعم. هذا الأمر الرابع الثمرة. الخامس يعني نريد أن نعرف محتوى هذا المتن أو فهرسة لهذا المتن. نعم. Beşinci olarak bu metnin, bu kitabın, üç esas kitabının fihristi nedir, içeriği nedir, onu öğrenmek istiyorum. عَلَمَ ذَا اِحْتَوِي Neden bahsediyor, neyi içeriyor? اِحْتَوِي هَذَا الْمَتْنِ وَاللّٰهُ عَلَمْ عَلَى اَقْسَامْ خَمْسَ Şu beş hususu içermektedir bu kitap. الْقِسْمَ الْاَوَّلَ الْمَسَائِلَ الْاَرْبَعَ Dört meseleyi içeriyor. الْقِسْمَ الثَّانِيَ الْمَسَائِلَ الثَّلَاثَ İkinci kısım, üç kısmı içeriyor. الْقِسْمَ الثَّالِثَ لِمَاذَا نَدْرُسَ التَّوْحِيدَ Üçüncü kısım niçin tevhidi öğrendiğimizi anlatıyor. Arabi şerh al-usul al-thalatha. Dördüncü kısım da üç esası bize şerh ediyor, açıklıyor. Nedir bu üç esas? Ve hatim. Beşinci olarak da bitiş, sonuç. Mesel arba. Dört mesele. Mesel thalat. Üç mesele. Limaza nedrasu at-tevhid. Neden tevhid okuyoruz? Şerh al-usul al-thalatha. Üç esasın şerhi. Ve hatim. Ve bitiş, sonuç. Men yu'id aleyh. Kim bunu bize söyler? Kim tekrarlar? اتفقنا نختار لما نختار من هنا من اليمين. Sağdan seçeceğiz diyor. نعم. Şey dört esası. Mesela. المسائل الأربع. Tam üç esas. المسائل الثلاث. Sonra bize kitabın şerhini. لماذا ندرس التوحيد؟ Tevhidin için öğreniyoruz. Sonra şerhi yani kitabın şerhi. شرح الأصول الثلاثة الله تعالى والخاتم من يعيد غير كيف تقرأ من يعيد أخوانا نعم دوت مسألة المسائل الأربع وهذه المسائل الأربع يعني مجموعة في سورة العصر دوت مسألة هذه من سينا ده دوت مسألة ما الأصل سورة سندك أصل سورة سندك هي ذكرت لنا دوت مسألة ثاني üç mesele var. El-mesale-selâs. Niçin tevhidi öğreniyoruz? Limâzâ nedrusu't-tevhîd. Şerhi, üç esasın şerhi. Şerhi'l-usûl-et-selâde. Hatim. Vel-hatim. Men yu'id. Dört mesele. El-mesale-arba'a. El-mesale-arba'a. Üç esas. Vel-mesale-selâde. Tevhidi niye öğreniyoruz? Limâzâ nedrusu't-tevhîd. Üç esasının şerhi. Şerh al-usûl el-selâse. والخامس الخاتم الله تعالى نعم من يعيد لي الأسئلة احنا قلنا أسئلة خمسة في أول الأمر beş tane soru sormuştuk diyor bu beş soruyu kim tekrarlar bize beş soru من يعيد لي الأسئلة السؤال الأول birinci soru neydi niçin tevhid öğreniyoruz لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ من يعرف؟ üç esas nedir kısaca؟ أسئلة القبر. أسئلة القبر. خبير سورس. نعم. والثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة. bu kitabı okumamızdaki ödül nedir? Bu kitabı okuyunca ödülümüz ne? Men ya'rif ma yethemar en najniha min ed-dirasah. Kullu ma ahad yetekellem illa bi raf'i sab'a. Parmak kaldırarak izin alarak konuşalım. Ha muhim hadi. Önemli bunlar.
Hüdülün şeyi kabirde yani sorulara cevap vermektir. اِذَا تَعَلَّمْنَا ثُمَّ عَمِلْنَا ثُمَّ دَعَوْنَا ثُمَّ صَبَرْنَا اَجَبْنَا بِإِذْنِ اللّٰهِ عَنَسْتَتِ الْقَبْرِ Eğer öğrenirsek bu iş esası, onunla amel edersek, sonra onu davet edersek, sabredersek, kabirdeki sorulara da cevap veririz. طيب, مَنْ يُعِدْ لِي هَذِي اَسْلَةَ الْخَمْسَ Bu beş esası, beş soruyu sorduğumuz beş soru kim tekrarlayacak şimdi? اِحْنَ قُلْنَا مَا نَحْنُ مَا عَنْدَنَا عِلْمِ شَخْ Bizler ilim talebesiyiz, bizde ilim yok. Böyle tekrarlayacağız. Yani kendimizle bir araya gelerek böyle bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Men yu'id li hadhihi al-as'ala khamsa. Bu beş soruyu kim tekrarlayacak? Evet, Abdullah. Soru hocanın sorduğu beş soru. As-su'al al-awwal. İlk soru. İlk soru neden tevhid? Limaza nadrus at-tauhid? Naam. Limaza nadrus at-tauhid? Niye okuyoruz tevhidi? Çünkü Hakkullah al-abid. Naam. Allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkıdır tevhid. Halakna hatta nuhid Allah. Çünkü Allah Teala'yı birlemek için la yakballahu subhanahu wa taala ay amel illa bit tevhid. Allah Teala çünkü hiçbir ameli kabul etmez ancak tevhidle kabul eder. La yadkhul cennete illa muvahhid. Cennete ancak muvahhidler girer. Thumma law sa'alaka insan wa qala lak hal anta muvahhid? Sana bir kimse gelip dese ki sen muvahhid misin? ماذا تقول؟ ما درسين؟ تقول نعم أنا موحد. طيب أقول لك ما هذا التوحيد الذي تدعي والذي أوجب الله عليك وجعله أوجب الواجب؟ هو سين إلي سرد الإقتاء التوحيد والله تعالى سين üzerinde واجب kıldığı bir husus olan tevhid nedir diye sorarsa sana bir kimse. إذا عرفت التوحيد فأنت موحد. تفهيدي بيرسن سين موحد olmuşsun. وإذا لم تعرف. تفهيدي بيرسن. وتقول والله ما أدري ما هو التوحيد. Bilmiyorum nedir tevhid dersen. فهذا معناه انك كاذب يعني في قولك انك موحد. Bu ne olur? Sen ben muvahhidim sözünü yalanlamış olursun. Çünkü ne olduğunu bilmediğin bir şeyi söylüyorsun. ثم يسألك يقول هل انت مشرك? Sana bir kimse dese ki sen müşrik misin? تقول لا. Dersin ki hayır değilim. يقول طيب اشرح لي هذا الشرك الذي حرم الله عليك. Peki Sana derse ki Allah Teala'nın sana haram kıldığı ve senin müşrik olmadığını söylediğin bu şirk nedir? Bunu bana bir anlat dese. İzen ahamma aleyk ma'rifet hâza ay tevhid. Bilmen gereken husus tevhid. Naam, es-sual-ı sâni. İkinci soru. Es-sual-ı sâni. Benam. Şey bu husus eserin yani لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ Bu kitabı neden seçtik bu esası? لماذا? Bu esası mı? Neden seçtik? Amel etmek için, davet şey sabretmek için, davet etmek için. İlim almak için. İlim böyle öğretiyor. İlim yani amel, davet, sabır. Ne? Sonra onunla inşallah ödülünü alırız kabirde yani. نصيحة العلماء. إلهم أهل بون نصيحة ديو. ما هو بون مستيو. السؤال الثالث. دشون يزولو. ما هي دشون يزولو؟ ما نعرف ما هو السؤال الثالث. دشون يزولو نادر. الآن أخذنا. شو اللي تقال هذا؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ خصاجة إيش أساس نادر؟ ما نعرف. كم مليون؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ هنا. طلبت. نعم. ما نبي. باختصار هي أسئلة القبر. كذا قبر سورسو. السؤال الرابع قلنا ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا أصول الثلاثة. دورين سورو. بو تفيد علمي öğrenmemizdeki سمرة ميفة nedir? ما هي الثمرة التي نجنيها؟ من يعرف الإجابة؟ nedir سمرة ميفة؟ ödül. الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة. Herkes de katılsın. 3-5 kişi değil. Herkes de istiyoruz. Ma yethevar lete necniyah. Nedir üç esas okumamız? Naam. Eğer öğrenirsek, amel edersek ilm ve amel, da'va ve sabr fiddünya tücib beznillah nesetil kabr. Öğrenirsen, amel edersen, da'va ve sabr edersen kabirde bu soruları Allah'ın izniyle doğru cevabı verirsin. Es-sual-ı khamis على ماذا يحتوي هذا المتن او بشنو سؤال بو
okuyacağımız, okuduğumuz kitap ne içeriyor? İçeriği, fihristi, konuları ne? Naam, kulna ala aksam khamsa. Beş tane konu içeriyordu. Men yedkoha. Kim hatırlıyor bu beş konuyu? Atırkı kitabı. Yallah'ı bırak. La yaktuk. Yazma. Yahfalu. Ezberli ondan sonra yaz. Aksam khamsa. Beş kısım neydi? Naam. الأول قواعد المسألة المسألة الأربع المسألة الأربع ثلاثة المسألة مسألة الثلاث المسألة الثلاث شرح ما تصل الثلاثة لكن أنت لا نعم الثالث ثلاثة أصول شرح شرح ثلاثة أصول لا لماذا ندرس التوحيد نيشن تبي دور اليورز مسألة نيشن تبي دور اليورز وشرح الأصول الثلاثة Ve üç esasın şerhi, dördüncü konu. Vel hâmes. İsmisi neydi? Hatır. Yahvana, ma ahadet ülkele. Ahne kulna la bu teaddu bi adab talib el ilim. Konuşmak yok, parmak kaldırarak konuşacağız. Ana. Felemmâ hazaruhu, kâlu ansutu. Hazır cin. Evet, cinler ne demişlerdi? Geldikleri zaman dediler ki susun, dinleyin. Evet. Tayyip. El'an nebde bi'd-dersel evvel. Evet, ilk derse geçebiliriz. Ma huve d-dersel evvel? Kulna kısam khamsa. Bu kitap beş kısmı içeriyor. Neydi bu ilk kısım? Dört mesele. Ya kuvana, ma ahede tekellem. Ma yasruha. Hada meclis ilm. Evet, kimse konuşmasın. Parmak kaldırarak izin isteyerek konuşalım. Dört mesele. El mesail el arba. El mesail el arba. Cum'at fi suret el asr. Bu dört mesele dediğimiz meseleler Asr suresinde bir arada zikredilmiştir. العلم nedir bunlar ilim والعمل amel والدعوه davet والصبر ve sabretme علم وعمل ودعوه وصبر هذه المسائل الاربع ilim amel davet ve sabır bu dört mesele dediğimiz mesele budur وبهذا تجاهد نفسك bu dört meselede kendinle mücadele edeceksin لانه لابد اولا من مجاهده النفس öncelikle insanın kendi nefsiyle mücadele etmesi lazım كيف تجاهد نفسك بالعلم اولا öncelikle ilimle ثم تعمل sonra amel ederek ثم تدعو sonra davet ederek وتصبر ve sabrederek تصبر اولا على العلم ilim konusunda sabırlı olacaksın ثم على العمل amel konusunda sabredeceksin ثم على الدعوة ve davet konusunda sabredeceksin نعم طيب evet. يعيد لنا المسائل الشيخ. دت مسألي وجهه صايسن. نعم الأول. الأول. صبر. لا الأول العلم. إذا لابد أولا من التعلم. نعم. ثانيا. عمل. عمل. حق صلاة التوصية. دعوة. دعوة. الصبر. والصبر. إذا لابد أولا من العلم قبل كل شيء. لابد أن نتعلم. Her şeyden önce ilim. Yani her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey ilim, öğrenmek. هل يستطيع أن يعمل أحد بدون علم؟ Bir kimse amel etmeden, ilim etmeden, ilim öğrenmeden amel edebilir mi? لا. الذي يعمل بلا علم فيه شبه بالنصارى. İlim olmadan amel eden, amellerle meşgul olan kimse kimlere benzemiştir? Hristiyanlara benzemiştir. والذي يتعلم ولا يعمل صلى الله عليه وسلم فيه شبه باليهود. İlim sahibi olup, ilim sahibi olup ameli olmayan insan da kime benzer? Allah afiyet selamet versin. Yahudiye benzer, Yahudilere benzer. اِذَا تَتَعَلَّمْ اَوَّلًا Önce öğreneceksin. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا تَسْتَعِينَ بِاللّٰهِ الْعَمَلِ Önce öğrendikten sonra ardından Allah'tan yardım isteyerek amele koyulacaksın. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا تَدْعُ Sonra davet. İnsanlara anlatacaksın. وَتَصْبِرْ Ve sabredeceksin. تَصْبِرْ عَلَى مَالِ Neye sabredeceksin? تَصْبِرْ اَوَّلًا عَلَى الْعِلْمِ İlime sabredeceksin. Yani bazı insanlar, yani mürid yasbir al ilm ve al taallum ve al hifz ve al muraja'a ve al itiyan al ders ve gayr hal. Bazı insanların ilme sabırlı olmadığını görürsün. Yani derse gelmek, bir şeyler ezberlemek, öğrenmek bu konuda sabrı yoktur. الثاني تصبر على العمل. Amel konusunda sabırlı olacaksın. Sabır bunların hepsinde olacak. Amelde de sabretmek lazım. الصبر على الصلاة مثلا. Namaz konusunda sabırlı olmak. والثالث الصبر على الدعوة. Davet konusunda sabırlı olmak. لأن الدعوة إلى الله
تحتاج الى صبر لابد الله دعوت etmek sabra ihtiyaç gerektir. نعم لان الداعي لله لابد يلحق شيء من الاذى. Çünkü Allah'a davet eden kimseye muhakkak ne olur bir sıkıntı dokunur. ما الدليل على هذه المسائل الاربع من يعرف؟ Bu dört meseleye delil nedir? Bu dört meselenin delili nedir? Suretul Asr. Suretul Asr. Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bil asr bil zaman ve lillahi subhanahu wa ta'ala nuqsim bima sha'a min mahlukati. Naam. Allah Teala burada asra yani zamana yemin etmiştir. Yüce Rabbimiz dilediği yaratıklarından dilediğinin ismiyle ne yapabilir? Yemin edebilir. وليس لنا نقسم الا بالله. نعم. Bizler ise kullar ise ancak Allah'ın adıyla ne yaparız? Yemin ederiz. ان الانسان لفي خسر. Muhakkak ki insanoğlu hüsrandadır. كل انسان فهو خاسر. Yani her insan hüsrandadır. واستثنى من الخاسرين. Ve ardından hüsrana uğramayanları zikrediyor. الذين امنوا علم. Kim bunlar? İman edenler yani ilim. وعملوا الصالحات. Salih amel işleyenler. وتواصوا بالحق اي دعوه حقّ توصيه edenler yani davet وتواصوا بالصبر اي صبر sabrı tavsiye edenler yani sabır اقسام الصبر من يعرف اقسام الصبر او انواع الصبر sabrın kısımları vardır bunları bilen var mı sabır kaça ayrılır ينقسم الصبر الى ثلاثه اقسام sabretmek üçe ayrılır صبر على طاعه الله Allah'a itaat etme konusunda sabırlı olmak وصبر عن معصيه الله günahlara karşı sabırlı olmak وصبر على اقدار الله. Başımıza gelen Allah Teala'nın takdir ettiği şeylere sabretmek. صبر على طاعة الله. Allah'a itaate sabır. حتى تؤدى كالصبر على الصلاة والصيام. Namaz, oruç, sabır gerektiren ibadetler. وصبر عن معصية الله. Günahlara karşı sabır. عن الربا مثلا. Faiz mesela. طيب وصبر على اقدار الله ما قدر الله عليك من مرض او فقر. Allah Teala'nın sana verdiği hastalık gibi, fakirlik gibi kaderde takdir ettiği şeylere sabretmek. Hadi aksam sabır. Bunlar sabrın kısımlarıdır. Ala taatillah, ala ma'siyetillah, ala kadarillah ve bihala yani tem al-kısm al-awwal ala ma zekrna. Naam. Yani sabır dediğimiz zaman Allah Teala itaat konusunda sabır, günahlar konusunda sabır ve kader konusunda sabır. Bu şekilde ne yapmış olduk? Kitabın içerdiği ilk dört meseleyi tamamlamış olduk. نعم. نراجع ما اخذنا هنا في هذا القسم اي القسم الاول ثم نبدا في القسم الثاني. Evet şimdi ilk kısmı tekrarlayalım ondan sonra ikinci kısma geçelim. يلا من يذكر لي ماذا ذكرنا الان في القسم هذا القسم الاول. Birinci kısmı kim bize tekrardan hatırlatacak? Birinci kısım bu kitabın birinci kısmında neler var Yasin? لا لا الذين لم يشاركوا معنا. Yasin ما شارك. بسم الله. نعم. Dört esas. مسائل الأربع. وقلنا هذه المسائل الأربع مهمة في ماذا؟ دوت مسألة çok önemlidir. في جهاد النفس. Hangi konuda önemlidir? İnsanın kendisiyle mücadele etmesi konusunda. إذا لابد تجاهد نفسك أولا. Her şeyden önce insan kendisiyle ne yapması gerekiyor? Mücadele etmesi gerekiyor. بماذا؟ بالمسائل الأربع. İşte bu dört mesele konusunda sürekli kendisiyle insanın uğraşması, cihad etmesi gerekiyor. تتعلم أولا. Önce öğreneceksin ilim. ثم بعد هذا تعمل. Sonra amel. ثم تدعو. Sonra davet. وتصبر على العلم والعمل والدعوة. Sonra ilim konusunda, amel konusunda ve davet konusunda sabır göstereceksin. تصنع هذا في الدنيا تجب بإذن الله عن أسئلة القبر. Eğer bunları yaparsan, bu dört meseleyi yaparsan dünyada gerçekleştirirsen, kabirde ne yapacaksın? Soruya cevap vereceksin Allah'ın izniyle. طيب. قلنا من يتعلم ولا يعمل أو يعمل بلا عمل. يشبه من؟ من يعرف؟ İlimsiz amel eden ve ilim sahibi olup da amel etmeyen kimlere benzer? Naam. Ha, bismillah. Hadi ah Şeyh Muz. Maşallah. İlimsiz amel edenler Hristiyanlara benziyor. Hasara. Naam. Yani ilimli olup da amel etmeyenler de Yahudilere. Tayyip. لو قال لك قائل سؤال يعني. Birisi sorsa sana dese ki أنا لا أتعلم ولا أعمل. لأني أخاف أتعلم ولا أعمل فأنا أترك العلم والعمل. Birisi dese ki ya ben o halde korkuyorum öğrenip de amel etmemekten. O zaman ben öğrenmeyeceğim, ilim talep etmeyeceğim dese. فماذا علي؟ Ne gerekir? لا يتعلم ولا يعمل. Öğrenmiyor ve amel de etmiyor. في نواقض الإسلام
İslam'ı bozan, nakıt olan şeylerden bir tanesi de yani ma yahruc bihi'l insan nesallahu selam ve afiye min'el İslam ila'l küfr. Nعم. İnsan İslam'dan küfür, İslam dairesinden küfre çıkaran şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de huvel i'rad an dinillah bil kulliye. Allah'ın dininden külliyen tüm olarak iraz etmek, yüz çevirmektir. La ta'allam. Yani ne öğreniyor dini? Ve la ya'mel. Ne de amel ediyor. Hiçbir ilgisi yok. Ve hada allazi arada'l kuffar en nasil ileyhi. Kafirler biz Müslümanlardan istediği şey de budur. Buraya bu noktaya gelmemizi istiyorlar. Bazı nas tecidu la ya'rif şey an İslam. Bazı insanları görüyorsunuz İslam hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir bilgisi yok. Ya'rif şey vahid fakat. Tek bir şey biliyor. Ennehu muslim. Ben Müslümanım diyor, o kadar. Ma huvel İslam? Ona İslam nedir diye sorduğunda yekul la adri. Bilmiyorum diyor. Ma ma'na şehadet en la ilahe illallah? La ilahe illallah ne demek diye soruyorsun. La adri. Bilmiyor. نعم ما يدري شيء عن الإسلام يعني لا يتعلم ولا يعمل إعراض عن دين الله بالكلية الله دين الله يسلم. طيب أقسام الصبر. صبر كثير olur. أقسام الصبر. نعم. Birincisi yani Allah'ın şey yani Allah'ın boyunlu olmak, Allah'a yani o delikte itaatine sabır. Yani. Sabrın ala ta'atillah hatta tu'adda kes-sabr ala s-salah. Namaz gibi. Evet. İkincisi günahlara sabır etmek. Sabr ala ma'asi. Sabr an ma'siyetillah. Yani ala terkil ma'siyet. Nعم. Evet, üçüncüsü. Sabrın ala kadarillah. Ma yuqaddir Allah aleyk min marad au faqr au kadha. Nعم. Üstüne başına gelen bir bela bedeli şey sabır etmek. Ona değil mi? Evet. Sabr al-akhtar. طيب. هذا هو القسم الأول. Birinci kısmı bitirmiş olduk. Kitabın birinci kısmı bitti. ما هو القسم الثاني? İkinci kısım neydi? نعم. Üç mesele. المسائل الثلاث. طيب. Üç mesele yazıyoruz. قبل أن نبدأ في المسائل الثلاث نريد أن نعرف تعريف التوحيد شرعا. Evet. Üç meseleye geçmeden önce tevhidin şer'an, dinen tarifini istiyoruz. Nedir? من يعرف ما هو التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا ما هو التوحيد؟ bizlerin bilmesi gereken Allah Teala'nın üzerimize sorumluluk olarak yüklediği tevhid nedir? قد يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ bir sana gelip derse sen muvahhid misin dese? تقول نعم. Evet diyeceksin. يقول بين للتوحيد. Peki o zaman bana tevhidi anlat. Nedir tevhid derse? إذا عرفت التوحيد فأنت موحد. Eğer tevhidi biliyorsan muvahhidsin. وإذا لم تعرف. Bilmiyor isen. فأنت كاذب. O zaman sen İddianda yalancısın. Sahih. Doğru değil mi? Evet. Evet. Neden men ya'rifu't tevhid? Evet, tevhid. Ellezî ya'rifu't tevhid huve muvahhid. Tevhidi bilen muvahhiddir. Ve lezî lâ ya'rif. Tevhidi bilmeyen? Evet. Şehadet yok. Ev kezib. O zaman iddiasında yalancıdır. Ma huve't tevhid? Tevhid nedir? Et tevhid huve ifradu Allah subhanahu ve teala بأنواع التوحيد الثلاثة بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الله تعالى توحيدين 3 قسمه olan ربوبيت ألوهيت واسم وصفاتlarında الله تعالى birlemektir. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. الله تعالى kendisine has olan şeylerle الله birlemek. ما يمكن يشارك مع الله سبحانه وتعالى أحد في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته. الله تعالى ربوبيته ألوهيته واسم صفاته كيمسة أرتاق olamaz. إذن لو سألك سؤال ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Bir kişi gelip sana tevhid sorsa ne diyeceksin? Allah'a has olan rububiyet konusunda, ulûhiyet konusunda, isim sıfatlar konusunda Allah Teala'yı birlemendir. İzen hâle fîhe ennet tevhîden qasim ile thalâfet eksâm. O zaman diyoruz ki tevhid kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Tevhîden rububiyye vel uluhiyye vel esma'i ve sıfat. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi. Tevhîden rububiyye. Rububiyet tevhidi. Huve ifradullah subhanehu ve teâlâ bi ef'âlih. Nedir rububiyet tevhidi? Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde birlemek. Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde birlemek. Ev ifradullah subhanehu ve teâlâ bil halk vel mulk vel tedbir. Ya da Allah-u Teala'yı yaratmada, mülk konusunda ve çekip çevirme konusunda, yönetme konusunda birlemek. هذا هو توحيد الربوبية. Buna biz rububiyet tevhidi diyoruz. الثاني توحيد الألوهية. İkincisi nedir? Uluhiyet tevhidi. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.
nedir? Allah-u Teala'yı ibadetimizde birlemek. Efradullah subhanahu ve teala bi ef'alil ibad. Ya da şöyle de diyebiliriz. Kullar kendi fiillerinde yaptıkları ibadetlerde Allah'ı birleyecekler. İzen tevhid el-uluhiyye huve ifradullah subhanahu ve teala bil ibade ou bi ef'alil ibad. O zaman diyoruz ki uluhiyet tevhidi Allah Teala'yı kulların kendi fiillerinde yahut da ibadetlerinde birlemeleridir. El-thalith. Üçüncüsü ne? Tevhid el-esma ve's-sifat. İsim ve sıfatlar tevhidi. Huve ifradullah subhanahu ve teala bi esma'ihi ve sıfatih. Allah Teala'yı isimlerinde ve sıfatlarında birlemek. الوارده في الكتاب او السنه الصحيحه الكتاب والسنه كتاب وسنه gelen sahih sünnette gelen isim ve sıfatlarda وذلك بان نثبت لله كل ما اثبت لنفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم Allah Teala'nın kendi nefsi için ispat ettiği ve Resulü'nün ispat ettiği bütün her şeyi ne yaparız ispat ederiz وننفي كل ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه Allah Teala'nın kendi nefsinden nefyettiği şeyleri de nefy ederiz من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Tabii tahrife düşmeden, iptale, ta'tile düşmeden, keyfiyet biçmeden ve teşbih yapmadan, benzetmeden. يعني إثبات مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. Yani bu isim ve sıfatları ispat ederken Allah-u Teala'nın bu isim ve sıfatlarında mahlukatından birisine benzeyeceğini söylemeden, bunu Allah'ın bundan uzak olduğunu söyleyerek ispat ederiz. من يعيد لي تعريف التوحيد وانواع التوحيد؟ التوحيدين تعريفين وتشكيلين كم تكرار لك؟ اللي يعرفه موحد. Bunu bilen muvahhittir. Evet. Tevhidin tarifi ve kısımları. والبقية سبحان الله اسم الله. Evet. Birincisi dur. طيب. نعم. Birincisi rububiyet. İkincisi tevhid-i rububiyet. التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات نعم توحيد nedir Allah Teala'yı kendi has olan rububiyetinde uluhiyetinde isim sıfatlarında ne yapmak birlemektir evet طيب الاول من انواع التوحيد توحيدin ilk kısmı neydi او اقسام التوحيد ما هي الثلاثه evet توحيدin kısımları hayır şöyle نعم نعم توحيد الربوبية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات نعم توحيد الربوبية ما هو؟ ربوبية التوحيد nedir؟ نعم الله يرد وشنده إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال خلق والملك والتدبير نعم الله تعالى يرد مدى يرد وملك صاحب olmada ne yapmak؟ birlemek طيب الثاني توحيد الالوهيه ikinci tevhidin ikinci kısmı uluhiyet tevhididir. نعم Allah Teala'yı ibadette birlemek. İfrad Allah bil ibad. İbadette birlemek. Nعم. Yani la tusalli illa lillah ve la tasum illa lillah ve la tahajj illa lillah ve la isti'an ve isti'ada ve istigaza ve şefaa ve zebh ve nezr ve gayru. نعم. Bütün ibadetler Allah için yapmak. Yalnızca Allah için namaz kılmak, yalnızca Allah için oruç tutmak, yalnızca Allah için hac etmek, Allah'tan yalnızca yardım dilemek, şefaati ancak Allah'tan talep etmek gibi. طيب الثالث توحيد الاسماء والصفات اسم وصفاتlar tevhidi اثبات كل ما اثبت الله لنفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم Allah Teala kendi nefsi için ispat ettiklerini ve Resulü'nün ispat ettiklerini ispat etmektir. ونفي كل ما نفى عن نفسه kendinden nefyettiği şeyleri nefyetmektir. اثبات مع تنزيه yani ispat ve tenzih etmek uzak kılmak. ننزه الله سبحانه وتعالى عن ان يكون يعني شيء من صفات الله مماثل لصفات الخلق نعم. Peki uzak kılmak, tenzih etmek ne demek? Allah Teala'yı isimlerinin sıfatlarında mahlukatından birisine benzer kılmaktan uzak kılmak. الآن نذكر المسائل الثلاث. Evet, üç mesele nedir? Onları zikredeceğiz şimdi. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. İlk mesele kitaptaki ikinci kısmı. İlk meselesi Allah Teala'yı rububiyet ve isim sıfatlarında birlemek. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بتوحيد الألوهية. İkinci mesele Allah Teala'yı uluhiyet meselesinde ibadet konusunda birlemek. المسألة الثالثة. Üçüncü mesele ise. فيها البراءة من الشرك وأهله. Şirkten ve şirk ehlinden beraat uzaklaşmak. ثلاث مسائل. Üç mesele. إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات. Allah Teala'yı rububiyet ve isim ve sıfatlarında birlemek.
İfrad Allah Subhanahu ve Teala bil ibade bil uluhiyye. Allah Teala ibadette ve uluhiyette yani birlemek. El bera'a min eşşirku ahli. Şirkten ve şirk ehlinden uzak olmak, sakınmak. Men yu'id li hadi'l mesele. Kim bu üç meseleyi bize tekrarlayacak? Üç mesele. Allah alem ehlin lafta ve ahsen. Evet, buradan kim var? Naam. Evet. Ma hiye mesele tabi? Üç mesele nedir? Mesele ula. Birinci mesele. İfrad Allah subhanahu ve teala bil rububiyye ve bil esma'i ve sıfat. Rububiyye ve isim sıfatlarda Allah'ı belirlemek. Mesele tâniye. İkinci mesele. İfrad Allah subhanahu ve teala bil ibade. İbadette Allah'ı belirlemek. Mesele tâlite. Üçüncü mesele. El bera'a min eşşirk ve ahli. Şirkten ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak. Men yu'id hâdî mesele. Kim tekrar alacak bu üç meseleyi? Ahval. Naam. Rububiyetinde ve isim sıfatlarında Allah'ı birlemek. Efradullah subhanahu ve teala bi tevhidir rububiyye ve bil esma'i ve sıfat. İbadetlerde Allah'ı birlemek. Efradullah subhanahu ve teala bil ibade. Naam. Şirkten ve ehlinden yüz çevirmek. El bera'a min eşşirk ve ehli. Tayyip. Kayf tekun el bera'a min eşşirk ve ehli. Şirkten ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak nasıl gerçekleşir? لو قال لك قائل او سألك سائل وقال كيف احقق البراءه من الشرك واهله؟ Şirkten ve şirk ehlinden nasıl uzak olurum? Bunu nasıl tahkik eder, gerçekleştirir diye sorsa ne dersiniz? تكون البراءه من الشرك واهله بالقلب واللسان والجوارح. Kalp ile, dil ile ve azalarla olur. Kalp. Kalp. وباللسان. Dil. وبالجوارح يعني بالافعال. Ve azalarla. طيب. بالقلب تعتقد ان كل ما عليه اليهود والنصارى واهل الشرك هو كفر وضلال. Kalp ile nasıl olacak? Bileceksin ki, itikad edeceksin ki Yahudiler ve Hristiyanlar ve şirk ehli, şirk üzere olanlar üzerinde bulundukları şeylerin hepsi batıldır, dalalettir. باللسان تصرح. Dil ile bunu açıkça söyleyeceksin. وتقول مثلا انني براء مما تعبدون. Diyeceksin ki mesela ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَعْبُدُ مَا عَبَدْتُمْ. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet edici, sizler de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz. بالجوارح. Ağzalarımızla. لَا نُشَارِكَ الْكُفَّارِ فَعْيَادِهِمْ وَاحْتِفَالَاتِهِمْ. Kafirlere bayramlarında, onların özel toplantılarında ne yapmamak? İştirak etmemek, katılmamak. وَتَلْبَسِ لِبَاسِ الْكُفَّارِ. Kafirlerin elbisesini giymemek. تَنْظُرْ إِلَيْهِمْ نَظْرَةِ اِعْجَابِ. Onlara böyle bakarak, onlardan hoşlanarak bakmamak. تَتَشَبَّهْ بِهِمْ مَثَلًا فِي قَصَّةِ الشَّعَارُ وَمَا إِلَى ذَلِكَ. Saç modelinde ve diğer şeylerde onlara benzememek. النَّظَرْ إِلَى كَأْسَ الْعَالَمِ. Mesela Dünya Kupası'nı seyretmemek. أَفْلَامِ الْغَرْبِيَّةِ. Batı filmlerini seyretmemek. مُصَارَعِ الْحُرَّةِ. Güreş dene bakmamak. نعم. الآن الكافر عدو لمن؟ Kafir kimin düşmanıdır? Kime düşmanlık eder? Adu lillah. Allah'ın düşmanıdır. Allah'a düşmanlık eder. كيف تنظر إلى نظرة إعجاب؟ Nasıl olur da kafire böyle hoşlanarak bakarsın? وتحبه. Onu seversin. هناك فرق بين الدعوة إلى الله وبين البراءة من الشرك وأهله. Allah'a davet ile şirk ve şirk ehlinden uzak olmanın arasında fark vardır. إذن لابد من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. O zaman şirkten ve şirk ehlinden uzaklaşmayı muhakkak gerçekleştirmemiz lazım. Bil kalb. Kalb ile. Vel lisan. Dil ile. Vel cevarih. Ve azalarımız ile. İbrahim aleyhissalatu vesselam. İbrahim aleyhisselam. Dua Allah. Allah'a dua etmiştir. Ba'de an esna Allah aleyh ve huve abul enbiya ve halilur rahman. Allah Teala ki İbrahim aleyhisselama sena etmiş, övmüştür. İbrahim ki aleyhisselam peygamberlerin babasıdır ve İbrahim ki Allah Teala'nın halilidir. Ve kessar el asnam. O ki putları yerle bir etmiş, kırmıştır. Fe maza daa? İbrahim nasıl dua etti? Ve cnubni ve baniye na'bud el asnam. Yani ya Rab ec'al ubad el asnam fi janib ve ana fi janib akhar ma urid arahum. Şöyle dua etti İbrahim aleyhisselam. Rabbim
beni putlara ibadet etmekten uzak kıl. Yani benle onları bir araya toplama. Onları bir tarafa, beni bir tarafa koy. El-İmam Ahmed, rahimallah, İmam Ehl-es-Sünnet. Ahmed ibn Hanbel, Ehl-i Sünnet'in imamlarından. يقول إذا رأيت الكافر غمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله. diyor ki kafiri gördüğüm zaman gözlerimi kapıyorum çünkü Allah Teala'ya düşman olan bir insanı görmekten endişe duyuyorum. قل ما أريد أن أرى. görmek istemiyorum onu. إذن من يعيد لي هذه المسائل الثلاث. bu üç meseleyi kim bize tekrar hatırlatacak? نعم. üç mesele. المسائل الثلاث. Allah'ı rububiyetinde ve isim sıfatında Efradullah subhanahu ve teala bi tevhid rububiyye ve bi tevhid el esma'i ve sıfat. Uluhiyet. İbadet. El mesele'l-sani efradullah bil ibade ma yumkin en tasrif şey min el ibade li gayrillah subhanahu ve teala. La lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve la lil melaike ve la li ahad. Naam. Ne peygambere ne meleklere ne de başka kimselere ibadetini almamasını sarf edemez. Yönlendiremez. Yalnızca ibadeti Allah'a yapman gerekiyor. Şirk ve şirk ekinden de beri olma. El-thalitha tahqiq al-bara'a min eş-şirku ahli bil-qalb ve'l-lisan ve'l-cevarih. Şirk ehlinden, şirkten, kalp ile, dil ile ve azalarla uzaklaşmak, beri olmak. Naam. Hâzâ huve el-kısm el-thâni. İşte bu da kitabın ikinci kısmı. Mâ huve el-kısm el-thâli. Üçüncü kısım neydi? Fâna, mâ huve el-kısm el-thâli. Üçüncü kısım neydi, evet. Naam. Sûr-i telâfe. ما أحد يتكلم. لماذا تفيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ليش تفيد؟ öğreniyoruz. Üçüncü kısım bu. Kitabın üçüncü kısmı tevhidini öğreniyoruz. الآن لو أخذ إنسان هذا الجهاز وأخذ يحفر به الأرض. Bir insan şu cep telefonunu alsa ve yeri o cep telefonuyla kazımaya çalışsa. أو يدق به الجدار. Ya da duvara vursa o telefonu. ماذا نقول عنه؟ ona onun hakkında ne söyleriz ne deriz? Mecnun. Delirmiş kafasını aklını yemiş. لماذا؟ neden? لأنه لا يعرف أن هذا الجهاز. Çünkü bilmiyor ki bu cihaz bu telefon. للاتصال ليس لحفر الأرض أو دق الجدار. konuşmak için kullanılır. Yer kazmak duvara vurmak için değil. طيب. أنت الآن خلقت حتى تأكل وتشرب وتلعب وتنام. Sen şu an oynamak için, yemek yemek için yaratıldığını mı zannediyorsun? Yemek içmek için yaratıldığını mı zannediyorsun? Onun için mi yaratıldın? La. خلقت حتى تعبد الله. Niçin yaratıldın? Allah'a ibadet için yaratıldın. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله. Allah'a ibadetle bu dünyada meşgul olursan. فهذا دليل على أنك عاقل وعرفت لماذا خلق. bu senin akıllı bir varlık olduğunu, neden yaratıldığını bildiğini gösterir. وإذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير عبادة الله أنت كالذي يأخذ هذا الجهاز ويحفر به الأرض. مجنون. bu dünyada ibadetten başka bir şeyle meşgul oluyorsan, az önce vermiş olduğumuz örnekteki gibi cep telefonuyla duvara vuran, cep telefonuyla yer kazmaya çalışan insan örneğindeki gibi aklı başından gitmiş insan olur. الآن إذا أنا مثلاً شهر رمضان. Ramazan ayı. Aşallah ibellegni ve yakum Ramazan. Özel Rabbimden niyaz ediyorum ki beni vesile Ramazan'a çıkarsın, Ramazan'ı göstersin. Ennehâr sâim. Gündüzleri oruçlusun. Ve'l-leyl qâim. Gece de namaz kılıyorsun. Akıl qalîl. Yemek az yiyorsun. Ve amel kethîr. Ve çok amel yapıyorsun. Sıyâm. Oruç. Ve salâh. Namaz. Teravih. Teravih namazı. Kıraat Kur'an. Kur'an okumak. تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر. Ramazan'da yaptığın ibadetlerin yarısını bile başka aylarda yapmıyorsun. بل بعض الناس يتمنى لو تكون السنة كلها رمضان. Bazı insanlar bütün seneyi Ramazan gibi geçirmek istiyor. Ramazan ayı bir sene boyunca devam etmesini istiyor. مع أننا في رمضان نأكل أكل قليل. Ramazan'da az yemek yiyoruz. وننام كذلك قليل. Az uyuyoruz. لماذا؟ neden? لأننا سخرنا البدن فيما خلق له في العبادة. çünkü Ramazan'da biz bedenimizi, vücudumuzu kendisi için yaratıldığımız gayeye sunuyoruz ibadet için. إذن خلقت حتى تعبد الله. ne için yaratıldın? Allah'a ibadet için yaratıldın. ولذلك ولله الحمد لا تسمع أنه أحد جاء إلى مسجد من المساجد وانتحر. camiye gelip
Camide intihar eden bir kimseyi duyamıyorsunuz değil mi? Var mı böyle bir duyduğunuz bir kimse? Camide intihar etmiş. Câil el mescide nebevi el mescide el haram intihar mesela. Mescid-i Nebevi'ye gelip intihar etmiş birisini duyar mısınız? Lakin tecid melayin. Milyonlarca insan. Yentihirun indel melahi vel meraqis vel şevatı. Diskolarda, deniz kenarlarında ne yapmaktalar? İntihar etmektiler. Limada? Neden? لَنَّ مُسَخَّرُ الْبَدَنْ فِي غَيْرْ مَا خُلِقَلَ Çünkü onlar vücutlarını kendisi için yaratıldıkları gayenin dışında kullandılar. اِذَا الْغَايَ مِنْ خَلْقَ الْجِنْ وَالْاِنْسِ هِيَ الْعِبَادَ فَاِذَا اشْتَغَلْتْ فِي هَذِ الدُّنْيَا بِعْبَادَةِ اللّٰهِ سَعِدْ Cin ve insanların yaratılış gayesi ibadettir. Kim kendini bu yaratıldığı gayede kullanırsa ne olur? Mutlu olur. اِذَا تبدا بتحقيق هذه العبوديه لله سبحانه وتعالى. O zaman bu ubudiyeti tahkik etmek için, hayata geçirmek için ne yapacaksın? Yaşayacaksın, amel edeceksin. نعم. قل ان صلاتي ونسكي يعني اعمال البدنيه واعمال الماليه. De ki benim namazım ve kurbanım yani bedeni ibadetlerim ve mali parasal ibadetlerim لله رب العالمين. Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. أنت الآن عبد لمن؟ Sen kimin kulusun? عبد لله. Allah'ın kulusun. فإذا خرجت من هذه العبودية ولم ترضى بها وقعت في ماذا؟ Eğer Allah Teala'ya kulluktan çıkar, bundan razı olmazsan nereye gidersin, nereye düşersin? وقعت في عبودية الشيطان. Şeytanın ubudiyetine girersin, kulluğuna girersin. وفي عبودية النفس. Nefsinin kulluğuna girersin. بعض الناس تقول له لماذا لا تصلي لماذا لا تصوم لماذا تشرب الخمر نعم بعض insanlara neden namaz kılmıyorsun neden oruç tutmuyorsun neden içki içiyorsun diye sorduğunuz zaman فيقول لك انا حر diyor ki ben özgürüm اصنع اللي احب dilediğimi yaparım ne hoşuma gidiyorsa onu yaparım نقول لا ona diyoruz ki hayır انت بهذا عبد عند الشيطان sen aslında şu anda şeytanın kulluğunu yapıyorsun لو كنت عبد لله Allah'ın kulu olsaydın حصل لك في هذه الدنيا عز Allah'ın kulu olsaydın dünyada aziz izzetli olurdun إذن لابد أن نحقق هذه العبودية التي خلقنا من أجلها O halde bizler yaratıldığımız gaye yani ubudiyeti gerçekleştirmemiz lazım نعم الله أعلم نكتفي بهذا المقدار ناخذ يعني استراحه استراحه الفطور طيب لكن بعد الاستراحه نسال الكل şimdi kısa bir ara vereceğiz yemek yiyeceğiz inşallah ondan sonra aldığımız her şeyi sizlere soracağız فالآن هم فيما بينهم يعني يتذاكرون ما دخلنا وكذا birbirimize öğrendiğimiz şeyleri ne yapın يكتبوا بعد الدرس الان şimdi yazabilirsiniz not alabilirsiniz نعم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا